Satış tabii yapılması lazım. Nasıl ödenecek bu? Meramen her şeye ihtiyaç var, her şeye. Her şeye ihtiyacı var meramenin. Bak meramen 30 senedir bir taş üstüne taş konmadı meramende. Bak pazar önü 3 tane başka, 2 tane başkan değişip bir pazar önü yapamadılar. Bak adam pazar önü yaptı. Ya. Gidin de görün bakalım Ege bölgesinde öyle pazar önü var mı? Bak 33 tane çöp arabası alınacak, temizlik aracı. Neyle alınacak bunlar? Belediye soydular, sovala soydular. Bak işçilere 30-40 milyar lira para verdi. Borçları vardı. İşçilerin alacakları vardı. İşçiler bir fil maaşlarını aldı şu anda. Bir tane işçinin belediyeye borcu yok. Belediye meclisinin çoğunluğuna karar aldıysa karara saygı duymak gerekir diye düşünüyorum. Eğer bu gerçekten kamunun yararına olacaksa. Ama kamu yararına olmayıp da buradan belli bir şekilde rant sağlarlarsa olmaz mı? Bütün belediyenin ne kadar malı, mülkü, her şeyi varsa hepsi acizdir. Şimdi bunu şimdiki belediye başkanı mı verdi? Zaten hacizde adamla acıyla, izahıyla, şuurla satışı vermiş. Ne yapacak bunu adam satıkta? Mecbur satacak. Şimdiki belediye toparlamaya çalışıyor. Bak pazar yerini bıraktılar, yarım yamalak tamamladı. Her tarafı koşturuyor, her tarafı yapıyor. Bir sürü projeler var. Biz o satışta memnunuz, belediye borçları ödeyecek. Orada TOKİ gelecek, belediye borçları ödeyecek, belediye hizmet verecek. Biz bu yani satışta memnunuz yani. Senelerce 60 senedir belediyenin borcu var. 50-60 sene bu borcu ödemek için, bu borcu tamamen sildirmek için adamın belediye için çalışıyorlar. Satılmasın, satılmasın ama satılırsa değerine satılsın. Altta yararlansın bundan o zaman. Bizim de 5000 dönüm yer gitti. Alt kimse yararlanır mı? Bence Menemen'in 20 senede, 25 senede çok borçlandı. Faizlere çok para ödüyoruz. Bu satışı ben onaylıyorum. Ve çok çok geç kalınmış satıştır bu. Yani o borçlar gelecek ki buradaki borçlarımızı kapatalım. Ne işçiye para ödeyebiliyoruz, ne yatırım yapabiliyoruz. Yani alınan kararın çok çok iyi olduğunu ben düşünüyorum. Daha önce kendileri istemişlerdi satışını. Serdar Bey istemiş satışını. Şimdi AK Parti veyahut da MHP kimse yani onun suçu ne? Ya fabrikalarımız reyinde, yağ fabrikalarımız şurası burası reyinde her gün borçlanıyoruz. Sigortaya, vergi dairesine katlanarak büyüyor. Yani bu borcun bir yerden kankilerini kesmemiz lazım. Kesmediğimiz zaman bu zarar yazar. Menemen'in halkına zarar yazar. Bizlere zarar yazar. Orası atıl kullanılmayan bir yer. Yani öyle bir değerlendirme oluyorsa ne mutlu bunu yapanlara. Ben işçi maaşlarının yıllarca ödenmediğini biliyorum. Yani bu Aydın Pehlivanlı geldikten sonra AK Parti iktidarı döneminde bunun ödendiğini biliyorum. Ondan sonra şeyi de biliyorum. Bu pazar yeri yapılmıyordu. Kaç seneydi öyle inşaat halinde devam ediyordu. Onu bitirdiklerini de biliyorum. Ama bu sizin dediğiniz bu konudan haberim yok. Yani yapıldıysa mutlaka bu Menemen'e geriye dönecek yani. Mutlaka bir şeyler yapılacak Menemen'e. Bu açıdan ben de desteklerim yani bunu. Eğer borçların, belediyenin borcu için, halka yatırım için şey diyorsa satabilir yani. Sıkıntı yok. Buraları satmasa o borçları nasıl alacak? Vatandaş nereden alacak o borcu? Kaç para borcu var belediyenin? Gırtlağa kadar borcu varmış. Bunları ödemek için muhakkak bir satış yapması lazım. Bence doğru bir şey yaptılar. Yani gelişmek için mutlaka satması gerekiyor. Bence borçları ödemesi için tabii ki seyrek Menemen'i kurtarsın. Desinler ki teşekkür ederim seyreklere. Satılmasın, satılmasın ama satılırsa değerine satılsın. Altta yararlansın bundan uzaklar. Bizim de 5000 dönüm yer gitti. Alt kimseye yararlanamıyor.